takibi nedir hocam? Ne işe yarar? Şimdi biliyorsunuz şeker hastaları genelde günde işte 3-4 kez parmaktan ölçüm yaparak sürekli zahmetli bir şekilde şekerlerini takip etmek zorunda kalıyorlar. Bu zor bir işlem esasında. Çünkü biz bazen hani hastanın durumuna göre günde işte 3 kez de ölçün diyoruz, 7 kez de ölçün diyoruz. Bir gebe hastada mesela çok yoğun takipler istiyoruz veya insülin kullanan bir kişide şekerleri iyi gitmiyorsa çok yoğun takipler istiyoruz. Bazen hatta gece saat kurum kalkın, gece 2'de 3'te ölçüm yapın diyoruz. Bunlar hasta için çok zahmetli şeyler. Sürekli glikoz takibinde basit bir sensörle, algılayıcıyla vücudunuza bunu yani mesela şu kolun şu bölgesine çok basit, can yakmayacak bir şekilde yerleştiriliyor. Ve sürekli her dakika cilt altındaki o yağ dokusunun içinden interstisyel aralık dediğimiz alandan sürekli ölçüm yapıyor cihaz. 15 dakikada bir de size bunu veri olarak sunuyor. Siz de isterseniz şöyle cep telefonunu alıp mesela buraya yaklaştırıp anlık okuma yapıyorsunuz. Yani şu anda parmağınızı delmek yerine telefonunuzu yaklaştırarak anlık şekerin kaç olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi siz günde 3 kez 4 kez ölçüm yaparken bu cihazla size 96 noktada yani her 15 dakikada bir kez bir ölçüm şansı sağlıyor. Siz böylece sizin şekeriniz hangi yemekten etkileniyor? Uykusuzlukta, stres durumunda, egzersiz yaptığınızda veya doktorunuz size yeni bir ilaç başladı ve bu ilaç sizin şekerinizi yükseltti veya düşürdü. Bunları gerçek zamanlı anlama şansını sağlıyor. Siz hastaneye gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Mesela diyelim ki siz şeker hastasınız ve ben size işte dedim ki 2 gün sonra bana, 3 gün sonra bana gelin. Siz bir kez otomatikman biraz dikkat etmeye başlıyorsunuz. Ya doktora gideceğim, biraz yediğime içtiğime dikkat edip kan tahlili vereceğim, bakalım nasıl olacak diye bir dikkat ediyorsunuz. Veya hastaneye geldiğinizde strese giriyorsunuz. Biraz endişe yapıyorsunuz, panik yapıyorsunuz. Şekerinizde oynamalar, dalgalanmalar oluyor. Veya biz diyoruz ki tokluk kan şekeri bakalım hastanede. Siz hastane ortamında evdeki gibi bir kahvaltı etmeden, yani gerçek sizi yansıtan bir durum olmadan orada bulduğunuz şeyleri yiyerek bir tokluk kan şekerine bakıyoruz biz. Veya 3 aylık şeker ortalamasını değerlendirelim diyoruz. 3 ay boyunca bize ortalama bir değer veren hemoglobin A1c'ye bakıyoruz. Bunların hiçbirisi gerçek zamanlı şekeri göstermede bu glikoz takibi kadar başarılı değil. Neden? Çünkü siz her gün aynı kahvaltıyı, aynı yemeği, aynı besini tüketmeyebilirsiniz. Her gün aynı stres ortamında, aynı duygu durumunda, aynı egzersiz durumunda olmayabilirsiniz. Böyle baktığınızda sizin hastanede veya parmaktan ara sıra baktığınız değerle, örneğin tokluk şekerini alalım. Bu değerle sizin sürekli bir grafik şeklinde bakılan değeriniz aynı olmayabilir. Veya kişisel değişkenlik gösteren besinler olabilir. Yani bu ne demek? Siz sağlıklı diye bir kepek ekmeğini tüketirsiniz. Sizin şekerinizi diyelim ki 70-80 civarında tutar. Aynı kepek ekmeğini ben tüketirim ama benim şekerimi 120-130'a çıkartabilir. Çünkü metabolizmada bir, yani şablon gibi herkes de aynı olmak zorunda değil. Farklı metabolik olaylar, farklı değerler, genetik faktörler işin içine giriyor olabilir. Böyle baktığınızda sürekli glikoz takibi, hücreler arası sıvıdan sürekli bir sensör yardımıyla bize ölçüm yapan ve belirli aralıklarla bunu grafik halinde doktorunuza ve size gönderen, sizin de telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan bakıp kendiniz için yorum yapabileceğiniz veya daha sonra işte örneğin 15 gün sonra doktorunuzla görüşüp size tavsiyeler verebileceği ve diyetisyeninizin size önerilerde bulunabileceği çok değerli bilgiler sunar. Hocam, sürekli glikoz takibinin ne olduğuyla ve ne işe yaradığıyla alakalı detaylara ulaşmış olduk. Bir de hocam, bu sürekli glikoz takibi kimlere uygulanıyor? Ve avantajları neler? Aslında bahsettiğiniz Avantajları evet biraz önce bahsettim esasında. Kimlere uygulanıyor? Tabii öncelikli olarak bu şeker hastaları için, tip 1 diyabetikler ve tip 2 diyabetikler için oldukça kullanışlı.
İnsülin direnci olan hastalarımız için de esasında çok faydalı. Çünkü siz hangi besinlerden uzak durmanız gerektiğini veya demin anlattığım gibi hayat tarzınızı etkileyen faktörlerin şekerinizi nasıl etkilediğini görmek, hangi besinlerin size zararlı olduğunu gerçekten fark edebilmek anlamında yarar sağlar. Reaktif hipoglisemi dediğimiz, yani şekerinizin aniden düştüğü durumları tespit etmek. Acaba hangi besinler bunu düşürüyor? Hangi durumlarda bunu yaşıyorsunuz? Klasik şeyler vardır. Mesela siz şekeriniz düştü diye gidersiniz reçel bal yersiniz. Bir süre sonra şekeriniz daha da düşer. Çünkü insülin daha çok salgılanır. Siz bunu o grafiklerde görerek öğrendiyseniz bir daha zaten öyle bir davranışta bulunmazsınız. Sizin şekerinizi arttıran ama daha sonra düşmesine engel olan besin maddelerini keşfedip bunları tüketmeye başlarsınız. Gebelik şekerinde kullanılabilir. Çünkü o durumda biz çok yakın takipler istiyoruz. Her yemek öncesi ve her yemekten bir saat sonra ölçüm istiyoruz. Günde 7 kez, 10 kez ölçüm istediğimiz hastalar oluyor. Bunlar da çok faydalı olabilir. Yine sağlıklı yaşamak isteyen, yani tamamen kendisini tanımak isteyen veya kilo vermek isteyen, yediği besinin kendisine nasıl bir etki ettiğini, tokluk kan şekerini nasıl dalgalandırdığını veya beyin sisi yaşıyorsunuz, yemek yediniz, başınıza bir ağırlık çöktü, kendinizi kötü hissediyorsunuz. Acaba bu gerçekten şekerinizden mi kaynaklanıyor? Bu durumları ortaya çıkarmak açısından kullanışlı. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir de çok merak edilen başka bir soru var aslında bununla alakalı. Kan tahlilinde bakılan şeker ölçümleri yeterli mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda pratik olarak kullanmada bizim yapabileceğimiz iki ihtimal var. Yani ya hastanede, kliniklerde, laboratuvar ortamında kan vererek yapacağınız plazmadan ölçülen düzeyler ya da kendiniz evde parmaktan kapiller tam kandan bakacağımız parmağı delerek yaptığımız ölçümler. Bunlar aşağı yukarı birbirine yakın ölçümlerdir. Yani çok büyük farklar yoktur. Ama siz her gün, her dakika nasıl gittiğini görme açısından çok yeterli değil. Şöyle bir örnek vereyim size. Hemoglobin A, yani bir şeker hastası olduğunu düşünün. İki şeker hastası olduğunu düşünün. İkisinin de hemoglobin A1C'sinin, yani 3 aylık şeker ortalamasının 7 olduğunu düşünün. Birinci hasta kan şekeri çok iyi giden birisi olsun. Yani açlık şekeri 100, 120, 130 arasında. Tokluk şekeri 140, 150 arasında. Ve sabit. Bu şekilde gidiyor. Bir problemi yok. Ve A1C'si 7. Beklenen gibi olsun. Ama diğer hastayı da şöyle düşünün. Bu hastanın kan şekeri bir 40'a 50'ye düşüyor. Bir de 250'ye 300'e çıkıyor. Ortalamayı aldığınızda onun kan şekeri de 140-150 civarına geliyor. Ve hemoglobin A1C'yi de size bu şekilde yansıtıyor. Çünkü hemoglobin A1C kan şekerinin bir ortalamasını gösteriyor. Size bu düşmeleri ve çıkmaları göstermiyor. Size ancak bunu bir grafik halinde baktığınız şeker gösterebilir. Şimdi tahlillere baktığınızda bu hastanın kan şekerinin ortalaması da hemoglobin A1C'si de 7, bu hastanın da 7. Siz böyle bir ayrımı bu tahlile bakarak yapamazsınız. Veya hastanın size bir haftalık takip yaptığında toplam diyelim ki o bir hafta içinde 15-16 ölçüm yapıp getirdi ve bir tane o anda denk gelen şeker düşüklüğü, hipoglisemisi oldu. Hani dersiniz belki yani bu çok önemli olmayan bir bulguydu. Halbuki siz bunu gerçek zamanlı sürekli glikoz takibiyle baktığınızda bir tane değil de bir hafta içinde 10 tane olduğunu gördünüz. O zaman sizin tedaviye bakış açınız, hastaya yaklaşımınız tamamen değişir.